Hangi tohum atıldı da bitmedi? Hangi tohum toprakla buluştu da toprağın üstünde kendisini göstermedi? Herhalde sorulması gereken şey şu: kendini tohum atmaya adayan, bu uğurda insanlara adeta maya çalma rolü ve fonksiyonu üstlenen öncü insanlar nerede? Hayatını rağmeden, hayatını adayan, bir kurban efendim anlayışıyla, idrakiyle hareket eden ve yol açmaya adeta her tarafın kar olduğu, yürümenin imkansız olduğu bir ortamda elindeki kürekle yol açan öncü insanlar nerede? Öncü insanlar olduğu zaman onun arkasından gitmek isteyen, onunla beraber bir yolu yürümek isteyen insanların olmaması adeta yaratılışın kanuna ters. Hangi tohum atıldı da bitmedi, hangi maya çalındığı yere ihanet etti? Bu soruyu sormak lazım herhalde. Efendim, selamlama konuşması için kıymetli hocamız Mustafa İstamoğlu huzurlarınızda. Lütfen. Allah'a hamdolsun. Resulüne salat olsun. O mesajı bize Allah'tan aldığı gibi hiç eksiltmeden, bozmadan, tahrif etmeden ve ettirmeden terü taze bir biçimde hayatını vahyin altına koyarak, hayatını vahye kurban ederek bize taşıyan o kutlu Nebi'ye salat olsun. Hepinize, siz güzel kardeşlerime, uzaktan yakından gelen, görüyorum orada Amerika'dan misafirimiz, Avrupa'dan misafirlerimiz, Asya'dan misafirlerimiz, Azerbaycan'dan misafirlerimiz ve Türkiye'nin her tarafından misafirlerimiz, sizlere selam olsun, rahmet olsun, bereket olsun, atıfet olsun. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve cennetiyle sevindirsin. Burada topladığı gibi yarın büyük günde cennette de toplasın inşallah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Eğer biz bu Kur'an'ı sana değil de ey insanoğlu bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, dağın vahyin ağırlığı altında adeta şuurlanıp iradeye kavuşup haşian ismi fail, yani fail olurdu mef'ul olan dağ, nesne olan dağ vahiy inseydi fail olurdu, iradesiz dağ üstüne vahiy inseydi iradeli olurdu, akıllanırdı. Şerha şerha yarılıp yazalanır, dağılır, toz duman olurdu. Bunu görürdün zımnen ve parantez içinde ya sen
Ya sen ey insan, vahiy sana indi. Dağdan daha mı hissizsin? Taştan daha mı kalpsizsin? Topraktan daha mı sessizsin? Senin neden tüyün kıpramaz? Neden tüyün oynamaz? Sen neden şerha şerha yarılmazsın? Sen neden dürülmezsin? Sen neden meyve vermezsin? Lebbeyk ya Rabbi. Fatih Çollak hocamız okudular. Bir daha hatırlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. فَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ben sulu gözüm biriyim, kusura bakmayın. Ama Kur'an deyince dayanamıyorum. Çünkü Kur'an'ın eteğine tutunduk adam olmak için. Neyimiz varsa Kur'an ver. Bağışlayın. Allah'ın ve Resulünün davetine sizi davet ettiği zaman sizi neye davet ettiği zaman lima yuhyikum dirilten bir şeye o ma odur işte yani vahye demek ki vahiy diriltir. Demek ki vahiy hayatmış. Kur'an'ı neden okuyorsun diye sorsalar, anlamak için cevabını verebilirsiniz. Ama bu bir ara cevaptır, yetmez. Bunun bir sorusu daha var. Neden anlayacaksın? Anlayıp da ne yapacaksın? Yaşamak için cevabını ister. Vahyin sevdiği cevap budur. İşte bu. Lima yuhyikum. Sizi dirilten bir davete, bir mesaja çağırdıkları zaman, davet ettikleri zaman Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. Allah'ın ipini gördünüz mü? Gökten sarkıtılmış Allah'ın ipi. Ne olabilir mesela? Allah'ın ipi Kur'an'dır. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إلى آخر الآية صدق الله العظيم. İşte bu Kur'an var ya bu Kur'an muhatabını dost doğru eğriliği olmayan ucu cennete çıkan bir yola sokar. Yola girmek istiyorsanız Kur'an'ı kılavuz edin. Tarih Allah insanla konuştuğunda başladı. Vahiy insana nazil olan bir gök sofrasıydı. Maide-i ilahiyye. İnsan ilahi bir şaheser. İlahi bir şaheserin önüne böyle bir sofra giderdi. Allah insanı nazil etti, insana kitabı nazil etti. İnsanla vahiy nazil olmuş fiili ayete nazil olmuş kavli ayet. İki ayet, iki kitap. Buluştu. Başka değil. Allah şaheserini yaratıp bir kenara atmadı. Evlâ leke fe evlâ. Yakışır sana ey insan. Pek yakışır. Thumme evlâ leke fe evlâ. Veyahut da yazıklar olsun sana ey. Yazıklar olsun.
اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Ne o? Yoksa insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yani Allah gibi bir yaratıcı şaheseri yaratsın, ondan sonra da bir kenara atıp unutsun. Bu yakışır mı? Bu kime iftira? Allah'a mı? İnsana mı? Her ikisine mi? Son şık. Emanet insana verilmiştir. Vahiy, Allah'ın insanı tuttuğunun. Evet, Allah insanı tutar. Siz Allah'ı tutuyor musunuz? Allah sizi tutuyor. Vallahi Allah bizi tutuyor. Vahiy, Allah'ın insanı tuttuğunun, insandan yana olduğunun en açık delili. Zira Rahman insanı beyan yeteneğiyle donattı. Estaizu billah. Er-Rahman allama'l Kur'an halaka'l insan allamahu'l beyan. O sonsuz merhametin debisi sonsuz kaynağı. Kur'an'ı o öğretti. İnsanı o yarattı. İnsana kendini ifade etme yeteneğini o verdi. Allemehul beyan. Eşşemsu vel kameru bi husban. Göğe bak ey insanoğlu. Göğe, cansız zannettiğin o gök cisimlerine bak. Güneş ve ay Allah'ın koyduğu bir hesaba, bir düzene, bir nizama, bir intizama göre hareket ederler. Tesbih ederler. Kainat korosuna katılırlar ve o biçimsiz ilahiyi söylerler. Sen misin? Çatlak ses çıkaracak olan. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَ Gövdeli gövdesiz bitkiler diye çevirsem de olur. Gök ve yer cisimleri diye çevirsem de olur. Hepsi secde ederler. Siz güneşin secde ettiğini görmediniz mi? Yıldızların secde ettiğini görmediniz mi? Allah'ın koyduğu görevi yaparlar. Koyduğu yerde dururlar, verdiği görevi yaparlar. Secde bir şeyin varlık, yaratılış amacı uğruna hareket edeceğinin bedenle atılmış imzasıdır. Secde budur. Onlar da ya Rabbi bizi var ettiğin amaç uğruna görevdeyiz derler. Lisan-ı hal ile فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Niye böyle bir ayet gelir bu ayetlerin arkasından? Seni başıboş bırakmaması Rabbinin sana büyük bir lütfudur ey insan. Eğer bu kadar yetenek versi de yol haritası vermeseydi, o zaman yeryüzünün en vahşisi olur. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Söyle. Zımnen, ey insan, Allah sana dili, düşünceyi, mantığı, mantuku, aklı, iradeyi, vicdanı, kendini yani zatını anlayasın diye verdi. Allah'la konuşasın diye verdi. Sana tenezzül buyurdu. Nüzul budur. Bilir misiniz Arap dilinde nüzulün manasını? Uzaktan gelen hatırlı misafirin önüne çıkarılmış tam teşekküllü sofraya denir.
Kur'an'da bu manasıyla da geçer. Nuzula, cennette geçer. Firdevsi nuzula. Demek ki cennet de insana nazil olacakmış. Ne diyorsunuz? Eğer siz Kur'an'ın nazil olduğu biri olursanız cennet de size nazil olacakmış. Meğer cennet Kur'an'ın nazil olduğuna nazil olurmuş. İslam ezeli ve biricik hakikatin tüm zamanlardaki adı. İslam, Allah'ın kainatı yönettiği sistemin öbür adı. İslam, insanlığın değişmez değerlerinin öteki adı. İnsanlığın son çevriminde ezeli ve biricik hakikat Kur'an suretinde bir kez daha tecelli etti. Ve insan yani sen Allah'a borçlusun. Bu cümleyi beğenmedim. Sen Allah'a borçsun. Nüans var ama çok güzel bir. Sen Allah'a borçsun. Sen Allah'tan borçsun. Sen Allah'a borçlusun. Onun için din borçluluk bilincidir. Deyinden gelir. Kim ne derse desin etimolojisi budur. Borçluluk. Dindarlık da borçluluk demektir. Peki insan Allah'a borcunu öder mi? Borç borçla ödenir mi ki ödesin? Her yeni aldığınız nefes borç, her saniyeniz borç, her anınız borç. Borç borçla nasıl ödenir? Söyleyin. Siz Allah'ın size açtığı bir kredi değilsiniz de nesiniz? Nerenizi kendiniz yarattınız? Ve hangisinin bedelini verdiniz? O zaman ne yapacağız? Bu borç nasıl ödenecek? Ödememizi istemiyor. Borcumuzu itiraf etmemizi ödemiş gibi sayıyor. Ey insan, itiraf et. Borçluyum ya Rabbi de, ödemiş sayayım ve çizeyim. Sadece çizmeyeyim. Seni alacaklı çıkarayım. Cennet alacaklı. Onların arasına kat ya Rabbi. Biraz önce kulağıma söylediler, dışarıda aşırı izdiham varmış. Dışarıda yağmur rahmet çiselemeye başlamış. Ve gelenler dışarı fuaye de doluymuş, dışarı da doluymuş, dönüyorlarmış. Ben de dönmek isterdim, gelip yer bulamayın. Dönenlere selam olsun. Onlar İnşallah alacaklarını aldılar diyorum. Rabbim adımları başına ecirlerini versin. Kusura bakmasınlar, yerimiz bu kadar. Ne yapalım? İnsan yeryüzünün kalfası. Halifenin bozulmuş şekli kalfadır. Kalfa halifeden gelir Türkçemizde. İnsan yeryüzünün kalfası. Kalfa biliyorsunuz mühendisin bir küçüğüdür. Aslında inşaatın her şeyidir. Kalfa bir ustanın elinde yetişmelidir. O usta Kur'an'dır. Vahiydir. Vahyin sahibidir. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. İnsan yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı ancak vahyin kılavuzluğunda inşa edebilir. Değilse ne yapar? Şekilde görüldüğü gibi hayatı imha eder. Kur'an vahyinin İlk inşa ettiği şahsiyet
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İlk inşa ettiği toplum sahabe toplumudur. Kur'an müminlerini inşa eden bir özne olduğu çağlarda Kur'an'ın inşa ettiği müminler de tarihi inşa ettiler. Yani Kur'an bizi inşa ettiği çağlarda biz de hayatı inşa ediyorduk. Yeryüzünün yatağını belirliyorduk. Yeryüzüne yatak alıyorduk. Yeryüzünün mazlumları bize geliyordu. Yeryüzünün gözyaşını siliyorduk. Yetimlerinin anasıydık, babasıydık. Ümmet demek, üm demektir. Üm demek, anne demek. İnsanlığın anasıydık. İnsanlık ağlarsa biz sarardık bağrımıza. Ne zaman? Vahiy bizi inşa ettiği çağlarda. Vahiy bizim öznemiz iken biz vahyin elinde inşa olduk. Kur'an müminlerini 4 aşamalı bir süreçte inşa etmişti. 1. Kavramlar dünyasıyla muhatabının tasavvurunu inşa etti. Güzel, çirkin, hak, batıl, iyi, kötü, doğru, yanlış, kar, zarar, hayat, ölüm, büyük, küçük, iyi, kötü sayın gitsin. Yani hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz ne kadar kavram çifti varsa onlar eğer doğruysa biz doğru cümle kurarız. Doğru ise biz doğru davranırız. Mesela bu iyidir cümlesini kurmamız için iyinin içini doğru doldurmamız lazım. Kötüyü iyi bilen biri bu iyidir deyince doğru söylemiş olur mu? Olamaz. Batılı hak bilen biri bu haktır deyince sen doğrusun diyebilir misiniz? Onun önce yapması gereken doğru bir metre, doğru bir kilo almak. Yani tasavvurunu inşa etmek. Kavramlar dünyası. Kur'an kavramlar dünyasıyla tasavvuru inşa eder. Önermeleriyle aklı inşa eder. Biz önermelerle yaşarız. Hükümler veririz. Akşama kadar hüküm veririz. Eğer kavramlar dünyamız yanlışsa, aklımızın ana rahmi tasavvurdur. Ana rahmi olan tasavvurdan yanlış çocuklar almışsak, doğru aileler kuramayız, doğru cümleler kuramayız. Eğer iyi kelimesinin içi yanlış dolmuşsa bu iyidir cümlesinin içi de emin olun ki yanlıştır. Ondan sonrasını sormaya gerek var mı? Yaptığınız hepten yanlış olur. Kur'an peygamber kıssaları ve verdiği örneklerle şahsiyeti inşa eder. 3. Dördüncüsü Kur'an bütünüyle hayatın tamamını inşa eder. İşte böyle inşa et. Kur'an fakat ne zaman müminleri Kur'an'ı özne bilmek yerine onu nesneleştirdiler, kendileri de o zaman tarihin nesnesi haline geldiler. Allah böyle cezalandırdı. Yani biz Kur'an'a nesne muamelesi yapınca Allah da siz de nesne olun, hatta nesneden beter olun dedi. Ve kunu qirabeten hasiin, bedduası geldi aklıma Kur'an'ın. Kur'an'ı nesneleştirme süreci 5 aşamada gerçekleşti. 1. Maksat göz ardı edilince mana gözden kaçtı ve üretilemez oldu. Çünkü Kur'an maksada mebni inmişti. Kur'an'ın kendisi hedefler koymuştu. Bu hedefler bazen vahyin nüzul sürecini bile aşan hedeflerdi. Kur'an teşri yönünü gösterdi, bu yolda ilerleyin dedi. Son ayet indi ama
bu yolda ilerleyin dediği yol bitmedi. İkincisi, üretilemeyen mana giderek küçüldü ve ihmal edilebilir bir unsur gibi görüldü. Üçüncüsü, sonuçta oluşan mana açığını kapatmak için lafız yüceltildi. Dert, yüceltilen lafız anlamanın değil, hissiyatın konusu oldu. Beş, hissiyatın konusu olan lafız artık nesneleşmiş olduğu için hayatın dışına gidildi. Çünkü nesneye müdahale kolaydır. Bu bardak nesnedir, atarım. Canım ister fırlatırım. Çünkü benim nesnemdir. Bu benim öznem olsa bu beni atar veya bu beni kaldırır. Bu beni yüceltir. Kur'an bizi yücelsin diye indi. Biz Kur'an'ı yüceltmeye kalktık. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kur'an'ı yüreğine, yüreğinden okuma, tertil yani, yerini yüzüne okumaya işte bu süreç sonucunda dönüştü, terk etti. Sabahı Adem'di insanoğlunun. Kuşluğu Hazreti Nuh'tu. Öylesi Hazreti İbrahim, ikincisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık gündüzü mukadder akşamına yaklaşıyor. Vel asr, innel insane lefî husr. Asra yemin olsun, çağa yemin olsun, insanlığın ikincisine yemin olsun, hesap gününe yemin olsun, sıkılıp suyu çıkarılmış olana yemin olsun, hasılat gününe yemin olsun. Günlük yevmiyeler ikindide verildiği için onun için ikindiye asrı dönmüştür. Asrın manası sıkıp suyunu çıkarmak, özünü almak için suyunu sıkmak manasına gelir. Yüzyıla asır denmiştir, üç neslin sıkıp suyunu çıkardığı için. Eyvallah. İnnel insane lefî husr. İnsanlık ziyandadır. Uyarısını iliklerimize kadar hissediyoruz. Ne hissetmez? Yaşıyoruz. Soruyorum, tuğyan olan yerde tufan olmaz mı? Allah'ınızın aşkına beni serinleten bir cevap bulun. Tuğyan olan yerde tufan olmaz mı? Bu bir hakikattir. Olur. Nefse tutsaklığın özgürlük adıyla pazarlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Adaletin demode ilan edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Merhametin Kaf Dağı'na gittiği bir dünyada yaşıyoruz. Hakikatin imaja kurban edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Değerlerin yerini fiyatların aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Senin değerin nedir sorusunun yerini, senin fiyatın nedir sorusunun aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Kendi saadetini ötekinin felaketi üzerine bina edenlerin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. En beteri, Allah'la bağlarını koparmak için çırpınan, Allahsızlaştıkça anlamsızlaşan, anlamsız ve amaçsızlığın gayyasında sevgi, servet, insan, eşya, tabiat ve bunun gibi tüm, dikkat buyurun, mukaddes emanetleri. Topkapı Sarayı'nda mı zannettiniz sadece mukaddes emanetler? Mukaddes emanetler sizde. Siz, size verilmiş mukaddes bir emanetsiniz. Aklınız size verilmiş mukaddes bir emanet. Canınız size verilmiş mukaddes bir emanet. Ve ben çok korkuyorum. Yanımda bir sürü sahibine iletilmemiş sözler var, öğütler var, ayetler var. Kulumdan bu sözü sahibine ilet diye verdim.
Yarın büyük günde hakimi Allah olan mahkemede sağın solun bir sürü yerine iletilmemiş sözle dolu. Yerine verilmemiş ayetlerle dolu. Emanetleri geri getirmişsin. Emanet verilmek içindir. Geri getirilmek için değildir. Ne ettin emanete? Niye bunları getirdin? Niye bunları yerine vermedin? Aziz dostlar, ne olur? Emanettir. Emanetlerle doluyuz. Çocuğunuz, eşiniz, eviniz, malınız, servetiniz emanettir. Emanetler ambarıyız. En beteri işte bu. Mukaddes emanetleri zehirleyen bir dünyada yaşıyoruz. Şeytanın yerine ötekileştirdiği hemcinsini koyan ve sonunda kendini şeytanlaştırmaya kadar varan umutsuz vak'a haline getirenlerin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 750 milyon aşırı beslenmeden ileri obeziteye duçar olmuş biliyor musunuz? 850 milyon da aç yatıyor biliyor musunuz? Açlık sınırının altında. 750 milyonun fazlası, 850 milyonun eksiği. Allah'ın donatıp döşediği şu dünyayı misafirhanesinde milyonlarca yıldan beri yaşayan bitki ve canlı türlerinin her yıl biner biner yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Aman bunu küçük görmeyin ne olur. Bitkinin de bedduası var biliyor musunuz? Bir bitkinin, bir türün yok olması, bir ayetin yok olmasıdır. Ne fazla ne eksik. 3000 tür mü yok oldu bir yılda? 3000 ayet. 2 yılda bir Kur'an yok oluyor. Cezasız kalacağını mı sanıyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Allah'ın donatıp döşediği şu dünya misafirhanesinde milyonlarca yıldan beri biz bunlarla beraber yaşıyorduk. Ekolojik felaket, fıtratla savaşmanın bir cezası olarak gelip kapımıza dayandı. Fıtratla ve tabiatla savaşmanın bir cezası olarak. Ahlaki felaket, çözülme ve yozlaşmanın bir sonucuydu bu. Eşyayı Allah'tan koparırsanız olacağı buydu. Başka ne bekliyorsun? Bilgi ahlaksızların eline geçti. Zira ahlakı temsil etmesi gerekenler cehaleti seçti. Bilgi ahlaksızların eline geçti. Zira ahlakı temsil etmesi gerekenler cehaleti seçti. Vahşet, medeniyet kisvesine büründü. Savaşlar ve işgaller dünyayı yaşanmaz etti. Evet, tekrar ediyorum, tuğyan olan yerde tufan olur. Dünyada tuğyan had safhada. Nuh nerede? Nuh'un gemisi nerede? O geminin rotası, kaptanı, yol haritası nerede? Bu sorunun cevabını bulmak isteyen bir tek yere baksın. Kur'an. Vahiy, yolunu şaşıran insanlığın yol haritasıdır. 17. ve 18. yüzyıllar sömürgecilik yüzyıllarıydı. 19. yüzyıl işgaller yüzyılıydı. 20. yüzyıl ideolojiler ve ideolojik savaşlar yüzyılıydı. Ve işte ideolojiler de bitti, tükendi. İnsanlığa kan, gözyaşı, zulüm, ahlaki çöküş, ekolojik felaketten başka bir şey vermedi. Ve işte ideolojilerin mezarlığına döndü dünyamız. Dünyaya söyleyecek söz yok, sözleri yok. İnsana verecekleri umutları yok. Tüm vaatleri fos çıktı ideolojilerin. Dinin yerine göz koymuşlardı.
dinin gölgesi bile olamadılar. Bir vicdan inşa edemediler çünkü. Aksine dinin inşa ettiği vicdanları imha ettiler. Cahil dindarları yobaz ilan etmiştiler. Biz de ucundan kıyısından hak veriyorduk hani. Haksız da değillerdi. Ama öyle pozitivist bir yobazlık icat ettiler ki diğerine bin kez rahmet okuduk. Akıllarının ermediğini hurafe ilan ettiler. Öyle seküler hurafeler icat ettiler ki biz bile küçük dilimizi yuttuk. Eski hurafeler neredesiniz diye arar oldu. İnsanlığın önünde kutsal kitaplara dönüşten, tırnak içinde kullanıyorum bunu, başka çare kalmadı. İdeolojilerin iflas ettiği bir çağda dinden başka insanlığa umut vaat eden bir kaynak yok. Kutsal kitaba, vahye dönüş mukadderdir. Yine tırnak içinde kullandım. Eğer böyleyse Kur'an rakipsizdir. Kur'an rakipsizdir. Kur'an rakipsizdir. Kur'an siz rakipsizsiniz. Zira o Kur'an kaynağına sadık bir nehir gibi ebedi saadet okyanusuna doğru gürül gürül akan bir hayat ırmağı, bir ab-ı hayattır. Kur'an'ı göz ardı ederek miladi 7. yüzyılda bir kasabada başlayıp kısa zamanda tüm dünyayı kuşatan o muhteşem iman hamlesini anlamak mümkün değildir. Bu hamlenin kahramanı Kur'an'dır ve Kur'an gerçek bir fatihtir. Kur'an fatih oluşunu bugün de sürdürmektedir. Kendinizden pay biçin, evladınızdan pay biçin, sevmediğiniz bir huyunuzu bile değiştirmek için ne kadar uğraşıyor, yine de başaramıyorsunuz. Evladınızın bir huyunu değiştirmek istiyor, başaramıyorsunuz. Ama Kur'an adamı yüreğinden bir tutuyor, tanıyamaz oluyorsunuz. Bu şu mu diyorsunuz? Bu adam bu mu diyorsunuz? Allah'ım senin mucize-i bakin Kur'an'mış diyorsunuz. Tam bu noktada şu sorunun cevabını vicdanlarınıza havale ediyorum. Vahiy inmeden önce Abdullah oğlu Muhammed'i el-emin ilan edenler, onu el üstünde tutanlar, ona hürmette kusur etmeyenler ne oldu da vahiy indikten sonra onu taşladılar, onu taşa tuttular, mecnun ilan ettiler, varlığına kastettiler. Ne oldu? Hiç düşündünüz mü? Aynı adamlardı onu el üstünde tutanlar. Neden taşa tuttular? Cevabı Müddessir suresinde pasif iyi, aktif iyi olmuş, yatan iyi Allah'ın vahyi ile kalkmıştı ayağa. Kum fe endir. İşte bu. Sitemimdir. Müsaade eder misiniz? Ne olur, ne olur beni hoş görün. Anlayışla karşıla. Bir tane sitem edeyim size. Bir sitem. İçimin emri bu. Dilime sahip olmaya çalıştım, tutamadım. İçim diyor ki, dipten vuruyor, beni söyle, beni söyle. Söyleyeceğim. Birilerinin beli iki büklüm olmuşsa, bir başkalarının yükünü taşıdıkları içindir. Kötülerle işim olmaz. İşimiz olmaz. İyilere içimde bir sitem var.
Bir kırgınlık var, ince bir kırgınlık. Buna mani olamıyorum. Zaafımdır, kusurumdur. Ama durum bu. Onlara kalbim kendilerine iyi oldukları için sitem ediyor. Yani kendilerine iyi. İyiliği paylaşmadıkları için sitem ediyor. İyiliği yaymadıkları için sitem ediyor. İyiliği çoğaltmadıkları için sitem ediyor. Pasif iyi oldukları için sitem ediyor. Çünkü aktif kötüler pasif iyilere teşekkür borçludurlar. İyiliği çoğaltmaya davet ediyorum. İnsan Allah'ın umududur. İnsan Allah'ın umududur. Ya Rabbi beni affet. Allah'ın umudunu kırmayın. Men qata'a raca'e men iltecâ ileyh qata'allahu raca'ehu yevmel kıyame. Kulağınızı ve gönlünüzü iyi açın ve dinleyin. Kim Allah için kendisine umut beslenen bir kimse, ben de kendisine beslenen umudu kırarsa eğer, Allah da kıyamet günü onun umudunu kırar. Sorumluluk almaya çağırıyorum. İnanıyorum ki yüreklerini taşın altına koyanların yürekleri taş kesilmeyecektir. İnsan Allah katındaki makamını görmek için ölmek zorunda değil. Allah katında makamım neresidir diye merak mı ediyorsunuz? Bir sır vereyim. Hatta orijinal ifadesiyle söyleyeyim. لَوْ تُرِيدُ اَنْ تَعْرِفَ عِنْدَ اللّٰهِ مَقَامَكْ فَانْظُرْ ف۪ي دُنْيَاكَ مَكَانَكْ Eğer Allah katında makamım nere diye merak ediyorsan, seni dünyada nerede kullandığına bak. Bu yeter. Her doğan ölür. Her başlayan ölür. İşte 1992 yılının 1 Ekim ayında başlayan bu uzun yürüyüşte sona erdi. Hitama erdi. Bu yürüyüş sırasında bana yolun araçlarını sağlayan Akabe Vakfı'nın eski yeni tüm kadrolarını müdüründen çaycısına varıncaya dek ta gönülden selamlıyorum. Minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim şahitliklerini kabul etsin. Bu 15,5 yıl zarfında tefsir derslerinin gönüllü hizmetkarlığını yapan ve seyyidlerimiz olan, efendilerimiz olan, olmayı hak eden trafik akışını sağlama görevlisinden salon rehberlerine varana dek tüm kadın erkek tefsir dersi gönüllülerine selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah şehadetlerini kabul etsin diyor. Ve benim gibi bir Kur'an talebesine fazla değil lütfen abartmayın. Hiç fazla değil. Kur'an'ın talebesi olmak zaten büyük bir iddia. Bundan büyük iddia da bol gelir. Onun için amin deyin. Amin. O kadar yani. Tek isteğim bu. Amin. Ve benim gibi bir Kur'an talebesine yol arkadaşlığı ederek yalnız bırakmayan, bu güzel hizmetin vesilesi olan 3, 5, 10 hatta 15,5 yıldan beri yaz, güz, kar, kış demeden, yılmadan, yıkılmadan her hafta derslere devam eden ve aldıklarını hayatına ve hayata taşıyan tüm Kur'an talebelerime selam ediyorum, minnet ediyorum, muhabbet ediyorum. Tabii ki teşekkür ediyorum. Rabbim şahitliklerini kabul etsin.
Fektubna ma'aşşahidin duasını tekrarlıyorum. Rabbena, Rabbimiz bizi de şahit olanlarla beraber yaz diyorum inşallah. El-ehillâ'u yevme'izin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. O gün can dostlar bile birbirine düşman olacak. Sadece müttakiler müstesna. Ya Rabbi bizi onlara kat inşallah. İnşallah bu yolculuk, ben de oradaydım Allahümme amin. Ben de oradaydım ya Rab diye iftihar edeceğimiz bir yolculuk olmuştur. O zor ve kor günde açık bir alınla ünlemek isteriz. Mahşer gününde, büyük günde, hakimi Allah olan mahkemede, ya Rabbi ben de oradaydım, ya Rabbi ben de oradaydım, ya Rabbi ben de oradaydım. Rabbim şahit ol, Rabbim şahit kıl. Her saç bir değirmende ağrırmış, saçını Kur'an ile ağırtanlara selam olsun. Vahiyle inşa olmuş, insanlar eliyle inşa edilmiş bir hayata uyanmak en büyük arzumdur, arzumuzdur. Hepinizi hürmet, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gönlümle efendim, gönlümle. Sevgili dostlar, hocamıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bunca emeği, özverisi ve bunca Kur'an'a ram oluşu için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim, programımıza iştirak etmek isteyen fakat değişik meşguliyetlerinden dolayı, yoğunluklarından dolayı iştirak edemeyen ve bunu bizimle paylaşan çok güzel dostlarımız var, çok kıymetli insanlar var. Onlardan birkaç örnek okumak istiyorum. Telgraf göndermişler çünkü. Ardından da isimlerini zikretmek istiyorum. Bu bir vefa borcudur çünkü. Onlar bizi andılarsa bizim de onları anmamız icap eder. Gönlü gönle yaklaştırmamız, ismi isme yaklaştırmamız, yakın eylememiz lazımdır. Efendim, programımın yoğunluğu nedeniyle düzenlemiş olduğunuz programa üzülerek katılamayacağım. Tüm katılımcılara saygı ve selamlarımı sunarım. Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İnsanlığın iki cihanını aydınlatan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumak, anlamak, öğrenmek ve öğretmek için çalışan, emeği geçen herkese teşekkür eder. Nice uzun yıllar bu çalışmalarınızın devamını dileyerek bütün davetlere selam ve saygılarımı sunarım. Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili. Akabe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na mazeretleri münasebetiyle 15 yıllık yürüyüşünüzün son durağı olan 525. dersinizin şahitleri arasına katılamadığım için üzgünüm. Allah rızası için yaptığınız çalışmalarınızın devamını temenni eder, mükafatını vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Vakfınız mensuplarına ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Oltan Sungurlu. Daha önce planlanmış programım nedeniyle aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Nazik davetinize teşekkür ederim. Selam ve sevgilerimi sunarım. Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Sivas Milletvekili. Hızlıca efendim, çünkü yoğun bir akışımız var. Bu akış içerisinde zamanı dikkatli kullanmamız lazım. Hemen hızlıca diğer dostlarımızın ismini anacağım ve
sıradaki konuşmacımızı davet edeceğim. Önder Genel Başkanı Yusuf Ziyaettin Sula, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, Kartal Belediye Başkanı Arif Dağlar, Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, AK Parti Grup Müdürü Halil Ergen, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Muharrem Ödemsi, AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya, yazar Atasoy Müftüoğlu ve kıymetli hocamız Mahmut Toptaş. Dost TV ailesi adına Yaşar Erdoğan, Genel Koordinatör. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey İbiş. Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır. Öz İplik İş'ten gelmiş. Efendim bir telgraf. Mehmet Kocatepe, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Daire Başkanı. Diyanet İşleri Başkanlığı Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, Başkan Yardımcısı. Tuzla Belediye Başkanı Mehmet Demirci, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kırali, Hak İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Temel Kotil, Türkiye İmam Hatipler Vakfı Genel Merkezi Konya Genel Başkanı Ahmet Ağurbaşlı ve son olarak sevgili dostlar İstanbul Ticaret Odası Doktor Murat Yalçıntaş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tek tek teşekkür ediyoruz. Bu güzel kadir şinaslıklarından ve hatır şinaslıklarından dolayı. Efendim bu aralar belki duymuş görmüş olmalısınız. Ben de anonslarımda söyledim. Kıymetli hocamızın 14 yıla yakın süren meal çalışması çıktı. Yoğun bir çalışma, emek verilmiş, özveriyle yoğrulmuş bir çalışma. Çünkü bazı dostlarımızda bu soruyu görüyoruz. Vakıfta efendim bir inkıta oldu. Bundan sonra tefsir dersleri nasıl devam edecek? Biz Kur'an menbaından nasıl içeceğiz, istifade edeceğiz diye soruluyor. Bir dergi çalışması var ki onunla ilgili size bilgi verilecek. Kur'an-ı Hayat dergisi. Bir de bütün 15 yıl boyunca yapılan tefsir çalışmalarının DVD ve VCD olarak seti hazırlandı. Bunu da sizlere arz etmek istiyorum. Lafı sözü burada kesiyorum ve Hilal TV Genel Müdürü Adnan İnanç hocamıza sözü devretmek istiyorum. Bir selamlama konuşması yapacak. Alkışlarınızla efendim. Evet. Değerli davetliler, hepinizi saygıyla selamlıyor. Kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Şu an bizi Hilal Televizyonu ekranlarından izleyen değerli izleyicilerimizi de canı gönülden selamlıyor. Kalbi tebriklerimi iletmek istiyorum. 12 yıllık idi tefsir dersi. Bu yürüyüşün 12. yılındaydı yani. Birkaç tane iş adamı bir araya gelerek tefsirin getirilerini konuşuyor ve tartışıyorlardı. İnsanlar akın akın vahye kulak vermeye, ondan istifade etmeye, buram buram vahiy solumaya koşuyorlardı. Kaset, CD ve internet ortamından ülkenin dışındaki insanlara da ulaşmak mümkün oluyordu. Ama birkaç tane iş adamı bir araya gelerek kafa yormaya başladılar. Acaba bizde büyük bir değişim ve dönüşüm var. Zihni ve aynı zamanda ameli bir değişim var.
ve bu değişimi biz şu tefsir derslerine borçluyuz. O halde tefsir derslerini daha bir fazla insana nasıl ulaştırabiliriz diye bu konuyla ilgili bir arayış doğal olarak başladı, sürgüt devam etti. Derin ve çok katmanlı anlamlar dünyasına zihinlerde açılan kapı başkaları için neden olmasındı. Hiç önemsiz olarak görülen kitabın bu kadar önemli olduğu vurgusu neden başkaları tarafında bilinsin ve görülmesindi. Bir araya geldiler. Evinde rahat bir ortamda insanlar eğer isterlerse bu tefsirden istifade edebilsinler istendi. Ve bunun için bir niyet doğdu. Bu niyetin adına televizyon, hayır adına Hilal Televizyonu dendi. Yani Hilal Televizyonu da bu tefsirin çocuğuydu. Hilal Televizyonu da bu 15 yıllık yürüyüşün anlamlı bir ifadesi, tatlı bir ödülüydü. Tefsirin yanağında açmış nadide bir çiçek gibi Hilal Televizyonu sizinle buluştu ve evlerinize konuk oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyor, hürmetlerimi sunuyor ve sizleri programın devamıyla baş başa bırakıyorum. Dostlar, programımızın ana gövdesi asıl birazdan başlayacak. Çünkü hocamız 525. dersini sizin huzurunuzda yapacak. Zaten programın esas amacı da buydu. Şimdiye kadar bunlar aslında bir girizgah sayılabilir, uzunca bir girizgah sayılabilir. Çünkü Nas suresinin son olarak bu tefsirini hocam sizlere birazdan arz edecek. Onu ifade etmek istiyorum. Selamlama konuşmasını, bitiş konuşması, nihai konuşma gibi algılamak olursa bu yanlış bir algılama olur. Onu düzeltmek isterim. Programımızın çok yoğun bir kısmı var, belirtmek istiyorum. Şimdi efendim kısa yine bir selamlama konuşması için Yardım Eli Genel Başkanı Doktor Sadık Danışman Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz efendim. Dostlar, değerli misafirler, değerli katılımcılar, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Değerli Mustafa İslamoğlu hocamızın tefsir dersleri 1992 yılından beri devam etmekteydi. Hocamızın tefsir derslerinden, sohbetlerinden hepimiz iştirak ederek internet ortamında, CD'lerde, Hilal TV'deki programlarda izleyerek en güzel şekilde istifade ettik. Değerli hocamız yaklaşık 15 yıla yakın bir süredir devam eden Kur'an Mektebi'nde ilmini bizlerle paylaştı. Kur'an'ı gönlümüzü Kur'an ile buluşturdu. Hocamızın büyük bir sabır, şükür ve gayretle hayatını vakfederek ilmi çalışmalar yaptığını bilmekteyiz. Bu çalışmaların sonucunda Kur'an-ı Kerim tefsiri sesli, görüntülü ve sanal ortamda herkesin istifadesine sunuldu. Değerli dostlar, İslamoğlu hocamızın yıllardır sürdürdüğü ilmi çalışmaları neticesinde ortaya çıkardığı Hayat Kitabı Kur'an adlı meal için ne söyleyebilirim? Hangi kelime, hangi cümle bu emeği, bu gayreti karşılayabilir diye çok düşündüm. Evet, söyleyecek en güzel cümle olsa olsa
Allah hocamdan razı olsun cümlesiydi. Hocam Allah senden razı olsun. Hocamızdan eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç şiarıyla, duygu düşünce ile eylemlerimizde her zaman dengeyi gözetmemizi öğrendik. Tefsir derslerini düzenli takip eden gönül insanları İslamoğlu hocamızdan aldıkları bu mükemmel bakış açısıyla ulusal ve uluslararası bir yardım derneğinin kurulmasına vesile oldular. Hayrın evrenselliği ilkesiyle veren el ile alan el arasında hayır köprüsü olan ve karnı ile birlikte kafasını ve kalbini de doyur şiarıyla Yardım Eli Derneği 2007 Mart'ında kuruldu. Dünyada savaş, işgal, doğal afetler ve diğer sosyal dengesizlikler nedeniyle oluşan mağdur, muhtaç ve mazlumlara yönelik bir insan olarak ve bir Müslüman olarak yapmamız gerekenler olduğuna inandık. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan mesul olacağımızın bilinciyle İslam coğrafyasındaki tüm mağdur, muhtaç ve mazlumlara yönelik yardım ve dayanışma için yola çıktık. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de başkasına iyilik yap. Mesajı gereği siz yardımsever halkımızın katkılarıyla henüz bir yaşında olan Yardım Eli Derneğimiz Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar çeşitli yardım faaliyetlerini devam ettirmektedir. Değerli dostlar, çok önemsediğimiz bir diğer çalışmamız da Kardeş Aile Projesi'dir. Bu çalışmayı 24 Mayıs 2008'de kardeşlik sınır tanımaz ilkesiyle başlattık ve devam etmekteyiz. İlk etabı Filistin, Türkiye, Habeşistan ve Pakistan olmak üzere dili, dini, ırkı, mezhebi, coğrafyası gözetilmeksizin tüm dünyadaki mağdur, muhtaç ve mazlum insanlara ulaşmaktır. Bir diğer çalışmamız da nasip olursa Sudan Darfur Yetim Medresesi olacaktır. Sözlerimi sonlandırırken muhterem hocam Mustafa İslamoğlu hocamın yıllarca gayretli, titiz ve sabırlı ilmi çalışmaları sonucu tüm insanlığın istifadesine sunduğu hayat kitabı Kur'an mealini ve tefsir CD'lerinin hayra ve kurtuluşa vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbimden hocama bu uğurda, bu yolda, bu davada uzun, sağlıklı bir ömür diliyorum. Ayrıca Yardım Eli Derneği olarak bir temennimiz de bu eserin Arapça, İngilizce ve Rusça'ya çevirisini görmek olacaktır inşallah. Yayın hayatına bugün giren Kur'an-ı Hayat dergisinin ihtiyaç duyulan önemli bir görevi ifa edeceği kanaatiyle başarılar diliyorum. Hitam-ül Mis programında Yardım Eli Derneği adına şahsıma söz verilmiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu programı organize eden başta Akabe Vakfı yöneticilerine ve tüm çalışanlarına, bu programı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca 15 yılı aşkın süredir hocamın tefsir derslerini izleyen siz değerli katılımcılara, yurt içinden ve yurt dışından Hitamuhu Mis programına katılan siz değerli misafirlere, dostlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Selam ve saygılarımla Allah'a emanet olunuz. Selamlama konuşmalarının sonuncusu Kur'an-ı Hayat dergisiyle beraber sorumluluğu üzerine alan bir kıymetli
dostumuzla nişanlanacak. Kıymetli dostumuz Doktor Fethi Güngör beyefendi, kendisini selamlama konuşması için davet ediyoruz. Lütfen efendim. Evet. Paylaşmak istiyorum. Hem Hilal TV ekranlarından hem Dost TV'den yayınımızı paylaşılıyor efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Sadakallahul azim. Muhterem hocalarım, gönüllü teşekkürlerimizin kıymetli yöneticileri, Kur'an dostu muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Akabe camiamızın bu değerli gününde bizleri yalnız bırakmadığınız ve büyük bir coşkuyla iştirak ettiğiniz için hepinize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Onun muradını daha iyi anlayabilmek, anladıklarımızı hayatımıza geçirmek ve Kur'an'ın mesajıyla, vahiyle hayat bulmak için yola çıktı Kur'an-ı Hayat dergisi. Mustafa İslamoğlu hocamızın her sayıda bulacağınız baş yazısını Kur'an'la ilgili inceleme, araştırma, deneme yazıları takip edecek. Kur'an ve bilim, Kur'an ve sanat, Kur'an haberleri, Kur'an kitaplığı gibi birçok bölüm yanında her sayıda özgün bir röportaj bulacaksınız. Kur'an'la hayat bulan bir Kur'an dostunun hayatını orada okuyacaksınız. Bütün çabamız tarihin yeniden öznesi olabilmek için, vahiyle yeniden inşa olabilmek için Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yürütülen samimi gayretlere mütevazı bir katkı yapabilmektir. Ancak bu sadece idare merkezindeki birkaç gönül dostunun gayretleriyle başarıya ulaşamayacaktır. Siz burada bugün olmasaydınız bu coşku olmazdı. Kur'an-ı Hayat dergisi sizin gibi coşkulu bir okuyucu, katılımcı, izleyici kitlesine sahip olamazsa elbette tek başına bir yere yürüyemeyecektir. Değerli dostlar, bugün bizim büyük sevinç günümüzdür. Tefsir dersi biraz önce söylendiği gibi Hilal Televizyonu'nu, Yardım Eli Derneği'ni doğurdu. Bugün ikiz doğurdu tefsir dersi. Hayat kitabı Kur'an, gerekçeli mial tefsir ile Kur'an-ı Hayat dergisi aynı anda doğdu ve ellerinize tevdi edildi. Bu sizlere tevdi edilmiş bir emanettir. Tefsir dersi bitti. Yeni hizmet binası inşaatı bitene kadar ne olacak diye soruyor dostlarımız. Bu gerekçeli mial tefsir ancak yeni bina bitene kadar zaten hazmede hazmede gruplar halinde ve bireysel okumalarla bir nihayete ulaşacaktır. Artık siz mezun oldunuz tefsir dersi, tefsir üniversitesinden. Dolayısıyla kendi okuma gruplarınızı oluşturacak ve bu meal tefsiri hayatımıza nasıl daha etkin bir şekilde geçirebileceğimizi bizzat tecrübe edeceksiniz. Yine her iki ayda bir Kur'an-ı Hayat dergisi sizlerle bu yürüyüşü sürdürecek. Ben bu derginin hayata geçmesinde en büyük emeği ve payı kendisine Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği muhterem Mustafa İslamoğlu hocamıza, yayın kurulu üyelerimizden tasarımcısına, basımcısından son okuyucusuna varana kadar emeği geçen bütün dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum ve bu yeni iki yavruyu da sizlerin müşfik ellerine emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz.
dostlar, Kur'an zihinleri inşa edince ve Kur'an'ın mübarek kelimeleri insanların gönlüne, düşüncelerine, dillerine dolanınca ve hayatları bununla yoğrulunca, yani suyun toprakla yoğrulması gibi birbiri içine geçince, hayat bambaşka kendisini göstermeye başlıyor ve bu hayatın bütün katmanlarına yansımaya başlıyor. Bütün insan çeşitliliğine kendisini sirayet ettiriyor. Bunun için anlatılan bir şey vardır. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaştıktan sonra da Cilai Kulüp nevinden tekrar Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Ardından da hocamızın tefsiri var, son tefsiri var. Onu dinleyeceğiz. Efendim, anlatılır baba erenler yine hal üzeredir, vaziyet üzeredir. Devir de 4. Murat devridir. 4. Murat biliyorsunuz müskiratı yasaklamıştır. Sarhoşluk veren şeyleri yasaklamıştır. Ve kıyafet değiştirip, tebili kıyafet edip sağa sola da baskınlar yapmaktadır. Anlatılır. Gelir ki efendim böyle mezarlık gibi bir yerde, yeşillik bir alanda baba erenler bir şekilde demleniyor. Ondan sonra baba erenler yalnız uzaktan tanıyor, heybetli bir adam çünkü 4. Murat. Tanıyınca hemen fesi şişenin üzerine kapatmış. Bakın, kavram ve anlayış, Kur'an'ın inşa ettiği kavramlar insanların hangi bölüğüne, hangi gruplarına kadar sirayet ediyor, ona bir örnek vereceğim. Efendim, fesi üzerine kapatmış şişenin ve gelmiş 4. Murat, heybetle sormuş, kükreyerek demiş ki, bre baba erenler ne yapmaktasın, nedir bu? Bunun üzerine baba erenler hemen bir derviş edasıyla tesbihine sarılmış ve demiş ki, cilayı kulüp padişahım. Yani kalbimizi cilalıyoruz zikirle diye söylemiş. Ondan sonra padişah tabii daha da sinirlenmiş, fesi kaldırmış. Demiş ki, bu ne demiş peki, bu nedir? Settarul uyup padişahım demiş. Settarul uyup. Ondan sonra daha da hiddetlenince, ama bakmış ki baba erenler iyice post bağlı, ondan sonra iyice padişah çığırından çıkacak. Peki demiş, ne olacak senin bu rezaletin? Padişah böyle söyleyince demiş ki baba erenler, gaffar-ı zunu padişahım demiş. Eyvallah. Bakın, kavramlarla, Kur'ani kavramlarla dahi insanların kendini müdafaa ettiği, en nahoş durumlarda bile, en olumsuz durumlarda bile müdafaa ettiği bir ruh hali, bir sirayetten bahsediyoruz, bir yayılmadan bahsediyoruz. O yüzden şimdi biz cilayı kulüp niyetine tekrar bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Kimden dinleyeceğiz peki? Onu da hemen sizinle paylaşmam lazım, size söylemem lazım. Sesine çünkü aşinasınız, kendisini fazlasıyla tanıyorsunuz. Efendim, başkaca notlarım var mı? Onları da aynı zamanda görmeye çalışıyorum. Evet, Profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamız huzurlarınızda Kur'an tilavetiyle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن أعتدنا لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بسم الله رحمة من
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء
Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribayn. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.